Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de bugün Brüksel'de bir araya gelecek. Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, yakıt ihalesini 27,29 dolar fiyat veren TEPİK'in kazanmasına ilişkin yaptığı paylaşımda, Kıptek'teki 22 milyon Türk lirası fazla para ödemekten kurtardıklarını dile getirdi. Arıklı, muhalefete de seslenerek sadece susun ve bizi izlemeye devam edin dedi. Kıbrıs'ta Türk yönetimlerin 1974'ten bu yana herhangi bir ekonomik plan veya programa sadık kalmadığını ifade eden Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Aşıkoğlu, sadece maliyeye gelen parayı kim daha fazla kapar kavgasına girdik, kim bağırırsa ona para verdik dedi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Can Altay, bakanlık olarak ağırlığı karayolu altyapısına verdiklerini, yenilenecek olan 322 kilometrelik kırsal kesim yolu içerisinde Dipkarpaz Manastır yolunun da bulunduğunu ve bu yolun 2021 yılı bitmeden yenilenmiş olacağını açıkladı. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner, Ulusal Birlik Partilileri rahatsız etmemeli, iç işlerimize yönelik konuşulmamalıdır, siyasi etik bunu gerektirir dedi.